2021 yılı İçişleri Bakanlığımızca deprem eğitim yılı olarak ilan edildi. Afet eğitimi kapsamı içerisinde Aydın il genelinde kamu kurumlarımız, sivil toplum örgütlerimiz, muhtarlarımızla birlikte bugüne kadar yapılan eğitimlerde 45 bin kişiye afet eğitimi gerçekleştirildi. Biz Aydın Valiliği olarak Türkiye geneline örnek bir proje oluşturduğunu değerlendirdiğimiz bir çalışmayı hayata geçirdik. Özellikle çocuklarımızın deprem konusunda daha duyarlı hale gelmesi ve bu konuda yapılan çalışmalara bu valilik olarak öncülük etmek amacıyla bir çalışma ortaya koyduk. İlkokul 1. sınıfa giden Aydın il genelinde toplam 14.439 öğrencimizi kapsayacak şekilde 1. sınıf öğrencilerine boyama kitabı hazırlattık ve bunları çocuklarımıza dağıttık. Buradaki temel amacımız çocuklarımızın eğlenerek öğrenmesini sağlamak ve daha duyarlı hale gelmelerini sağlamak. Bu amaçla yaptığımız çalışmayı da bugün sizlerle paylaşmak istiyoruz. Bu kitapçığımız deprem eğitim boyama kitabı görüldüğü gibi bunları bütün 1. sınıflarımıza dağıttık ve çocuklarımız bunlarla ilgili hem boyama yaparken hem de orada gerek boyama şekilleriyle ilgili gerek bazı sözlerle ilgili bilgi sahibi de olmak suretiyle daha duyarlı hale gelecekler. Özellikle çocuklarımızın bu konuda duyarlı hale gelmesi hepimiz için önemli. Bilindiği üzere Aydın deprem bölgesi içerisinde yer alıyor ve bu konuda toplumun tüm kesimlerinin duyarlı hale gelmesi lazım. Valiliğimiz koordinasyonunda, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğümüz, Milli Eğitim Müdürlüğümüz koordinasyonunda bu çalışmalarımızı büyük bir titizlikle sürdürüyoruz. Çocuklarımızın da deprem öncesi, deprem sırasında ve deprem sonrasında neler yapılması gerektiği basit şekillerde burada izah ediliyor ve bunları da boyama yapmak suretiyle öğrenmiş olacaklar. Ben projede emeği geçen bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Hayırlı olmasını diliyorum. Efendim bu Türkiye genelindeki okullarda da yaygınlaştırılır mı? Biz bir örnek olarak başlattık. Tabii diğer okullarımızın bu konuda yapacağı çalışmalarda bir örnek oluşturması bakımından önemli. Özellikle 1. sınıf tercih etmemizin nedeni çocuklarımızın bu yaşta bu eğitimi almaları ve daha duyarlı hale gelmeleri bakımından da önem arz ediyor. Çocuklarımızın duyarlılığı oldukça önemli. Bazen bu duyarlılığı göstermeyen anne babalarını da uyarma gibi bir fonksiyonları var. Bu yönüyle de çocuklarımız konuyu benimsedikleri zaman bunun toplumun tüm kesimleri tarafından kabul edilmesi de daha büyük bir fırsat yaratmış oluyor. Sayı 14.439 ilkokul 1. sınıf öğrencisine bu boyama kitaplarını dağıttık ve bunları da boyayarak öğreniyorlar, eğlenerek öğreniyorlar. Daha duyarlı hale gelme adına yapmış olduğumuz bu çalışmayı da sizlerle paylaşmak istiyoruz. İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu depremle ilgili, afetle ilgili 2021 yılını eğitim yılı olarak ilan etti. Bugün yine öğleden sonra bir programımız olacak afet gönüllüleriyle ilgili. Biz de Aydın Valiliği olarak bu konuyu önemsiyoruz. Afet risk azaltma planlarımızla ilgili çalışmalarımızı da yürütüyoruz. Temel amacımız bu konuda Aydın ili olarak daha duyarlı, daha hazırlıklı bir hale gelebilmek. Sağ olun. Evet. Evet, bunları da içeri girelim bakalım. Buyurun. Kardeşim karşıya bakabilir misin?